günde bir atölye çok rahat yapıyordu. Yani o heyecan olmasa da bitmezdi. Üyeler kura çekti, blok piyasada yok. Buranın yolları Türkiye'de belki ilk. Hiç zorluk çekmeden burada rahata kavuşmadık öyle. Ya olsun benim evim. Resim bir gün 1953, 11. ayın 17'si. Kars Kazman Camışlı köyünde doğmuştur. İlkokulu bitirdik. Ortaokulu bittikten sonra dışarıya çıktık. İsparta Eğridir'e gittik. Eğridir'de baraj çalışması vardı. DSN'in de ama müteahhitteydi o zaman. Orada çalışırken DSN'in kendi kadrosuna geçtim. Ben Adana bölgesinde çalışıyordum. Ankara'ya asker oldum. 73. Ostim'de Kaya Bey'le tanıştık. Onun yanına gelmiştim ziyaretine. O durumu buranın projelerini anlattı. Yeri anlattı. Sonra başkanın yanına gittik. O zaman rahmetli Cevat Dündar vardı. Turan Çiğdem yönetimdeydi. İşte burada bu kadar atölye yapılacak, bu kadar iş var, bu kadar sene var. Yani modern, güzel bir site. Gerçekten de çok yani geldik, projelerine baktık. Ben geldiğimde yığma binalara başlamışlardı. Askerliği bitirdim. Hatta askerliğimin tenisine bir iki ay vardı. Ama burada göreve başladık. Hayal ettik yani projelerine bu kadar geri alınmış, bu kadar şey yapmış. Bu yani şey yapmaz. Onun yani o güç vardı. Yani gerçekten çok yer alınmıştı ve inşaata da başlanmış. Yığma binalar mesela birinin sokakta bir blokumuz yığmadır. Tuğlayla, yığma tuğlayla yapıp üzerinin beton atıyorlar, onun üzerinin çelik çatı ve ondan olursa bir yılda onu bitirememişler. Onu ancak işte Kaya abi buraya gelince bu prefabrika çevirdi. Prefabrik üretiminde yıllık 300-350-400 atölye yapabilirdik. Prefabriki ilk başlangıcı bizim petrol ofisinin olduğu yerde. İkinci sefer de Merkez Camii'nin yanında. Üniversitenin tam olduğu yer. Orası bizim üretim alanı. Yani orada 6-7 sene şey yaptık. Ondan sonra buraya taşındık. İlk prefabriki de sağlık ocağının yanında. İlk oradan başladık. Ankara'da da ilk defa ve güneş enerjisinde dökülen betonları burada yani montajı, yerleştirmesi, dikmesi. Şimdi buhar sistemi değildi. Sulama yapardık. Prizin alması için 10 gün beklerdi. Onlar 10 gün. Kalıptan 2 günde bir, 24 saatte bir kalıptan sökülürdü. Kenara yığılırdı. Orada sulama yapıyordu. Üzerine kapatıyordu. Sulama yapıyordu. Prizin alıyordu. Ondan sonra yerine götürüp montaj edirdik. Kendi ekibimizi kurduk. Kolonları yerine dikip bu ekibimiz tereziye alırdı. Ölçüsüne. Milimetrik ölçülerini ayarlardı, diplerini betona dökerdik, biz ondan sonra montaja geçirdik. Yani montajımız da gerçekten o zamanlara göre, yani şimdi olsa bu şeyi yapamazdık. Yani günde bir atölye çok rahat yapıyordu, iki de yapıyor, bir de. Zaten bizim döküm alanımız iki atölyeydi. Yani günlük biz iki günde bir iki atölye dökerdik. İki günde bir yani 24 saat sonra iki atölye dökerdik. Priz alsın, o priz aldım, onlar montaja gidiyordu, öbürü sökülürdü. Üyeler her hafta sonu gelirler, yani kooperatifin üyeleri gelirlerdi. Atölyeler yapıma başlayınca o zaman çok heyecan duydu. Esnaf buranın bir an önce bitmesini yani. Yani o heyecan olmasa da bitmezdi. Yani esnaf tahsilini alsatmerdi. Aylık parasını mesela kura çekilince 15-20 aya bölüyorlardı. O parasını hiç şey yapmazdı yani. Evini satar parasını yatırırdı. Öyle insanlar vardı. Bir sene yağmur çok yağdı. Çok yağdı. Yine vatandaş dükkanına teslim alacak. Montaj yapamadık yağmurdan. Haziran'ın 25'iydi. Yine yağmurlar yağıyor. Yine toplamda genel kurulda beni sesledi. Oğlum adamlar beni sıkıştırıyordu. Dükkan sahipleri bak buranın montajı ne zaman bitecek? Başkanım dedim yağmur durur durmaz. 2 milyon malzememiz elimizde hazır. Allah'ın izniyle dedim bir ay içinde onların hepsini gidereceğiz. Ve öyle de oldu yani. Bir kura çekildi. Bu alın teninde mesela 32. blok diyorduk o zaman öyleydi. Bir blokta üyeler kura çekti, blok piyasada yok. Dolmayan bloğu kuraya koyduk. Ama kura o çekilecek, yapılacak yani. Biz 10. ayın sonundaydı. Kuralar çekildi, biz 11. ayın sonunda onu bitireceğim. Rahmetli Turan Bey beni kürsüye seslendi. Oğlum dedi bu bloku ne zamana? Dedim ki bir haftaya kadar temelleri de prefabrik oranın. Bir haftaya kadar temellerini başlayalım dedi. Yapıp montajına geçirdik. Yani 15 gün içerisinde dükkanlarını görebilirler.
Hakikaten öyle oldu. Yani biz prefabrik montajına başladık. Yağmur yağdı. Çamuru dozerle kazdık. Montajı bitirdik ve geldi esnaf, şaşırdı. Duvarı ne yapılmadı, çatısı koy ama bloku bitirdik. Yerleri belli oldu. Kimin neresi olduğunu numaralarına göre numarası vuruldu üzerlerine. Yani çok sevindiler. Yani çok heyecan duydular. Biz Ostim'e ilk gelince diyelim ki 10 ton demiri 2 tane kurtarıcıyla getirirdik. 2 kurtarıcı. Bir kamyon 10 ton demiri 2 kurtarıcı koşup Ostim'e getirirdik. Köprü bir gecede bitti. Bu Macunköy'ün içindeki köprü. DS o zaman bu beton boruları üretirdi. DS'nin kullanmadığı boruları DS'den aldık. Tırlarla naklettik. Macunköy'üne getirdik. Yığdık oraya. Biz bir gün 4 tanesini attık. Baktık ki oluyor. Yükü verdik üzerine. Yükü verdik. Tekrar bir gecede geriye kalanı 16 tane boruyu koyduk. Köprü faaliyeti bir gecede bitti. Bir gecede. En az dayanıklı ağır tonajlı araba. Yani 100 tonluk dozeri onun üzerinden geçirdik. En ufak bir şey yapma şey yoktu. Yani çok zorluklar ama esnaf devamı taşıydı. Her sene iş taşınmasa yani 100-150 atölye kesin taşınırdı. Kirya veren de oraya da taşınırdı. Her sene taşınma oluyordu böyle. Dükkanın yerini görüyordu, Ostim'i görüyordu, geleceğini görüyordu, yapışını görüyordu. Onun için esnaf da rahatlıkla yani böyle bir yerde Ankara'da yoktu yani. Buranın yolları Türkiye'de belki ilk yani. Genişliği, yapımı, kullanışı ama çok şükür yani 11-12 senede asıl atölyeler bitti. Ondan sonra 1992'de Orhan Bey geldi. Orhan Bey Doğu Batı atölyeleri onlar konut alanıydı. Onları sanayi alanına çevirdi. Tekrar onların üretimine başladı. Ostim daha çok genişledi, daha çok rakabet aldı. Ve Orhan Bey 1992'de geldikten sonra ona çok mücadele etti. Su kesilirdi, çok çok mücadele etti. Askıya en son kabul ettirdik. Askıya suları devrettik. Borular döşendi. 2000'den sonra da tamamen Ostim artık belediyenin temiz menba suyu gibi suyunu içmeye başladı. Orhan Bey'le çayın içinde yağmur suyu, Ostim'in yağmur suyu gidecek kolektörleri yoğdu. Ostim'in tümünün yağmur suyu ihalesi oldu. Yapıldı peşinden yani 3 ayın içinde asfaltıyla yağmur suyunun bitimi oldu. Saati kablam asfalt, Ostim'i tozdan kestik. Yollar asfalt olunca patladı Ostim yani. 3 ayın içinde altyapıyı yapıp asfaltı dökmek her babaydın karı değildi. İnsanları tozdan bıkmıştı. Yani o toz çok berbattı. Onu gece gündüz çalıştı, yapıldı. Üretim daha çoğaldı, Ostim'in daha esnafı daha çoğaldı. Yani artık Ostim'den dükkanlar o zaman yani paha biçilmez oldu. Kendini Ostim'e adadı. Gece gündüz Orhan Bey'de yani gece çok burada kaldığı zamanlar oldu. Gece gündüz hayret edildi. Ostim'in çevresi üniversite geldi. Üniversitelerle, imalatla, dışarıya fuarlarla mesela yurt dışına fuarlar açıldı. Burada sergi sarayı açıldı. Sıra bizde Ostim'deki üretilen mallar bizim Cevat Dündar Caddesi'nde sergi alanımız vardı, büyüktü. Aşağı yukarı yani bir 3000 metrekare yerde sergi alanı. Her sene orada torna zedikler satılırdı, fuar yapılırdı. Yani dünya artık Ostim'i tanıdı. Orhan Bey metronun buradan geçmesine izin verdiler. Buradan metro geçince metronun mesela Ostim'i rahatlattı. Yani esnafın metro güzergah buradan değil, Ostim'in altından geçirdi. Metro güzergahı esnaf için çok kolaylık oldu. Yani zorluklar çekildi. Çekilmeden yani hiç zorluk çekmeden burada rahata kavuşmadık öyle. Ama zorluklar sonra da aydınlık oldu. Hep üretim oldu. Burası benle duvalı. Duvalı yer. Yani vallahi çok şükür. Yani ben burada yani 46-47 senedir çalışıyorum. Bu kadar hizmetim görülmesi. Şimdi dahi bu anlarda dahi bakıyorsun bir hizmet geldi ama peşinden öbürü geliyor, öbürü geliyor. Yani hep peş peşe yani yenilenir. Öyle gece gündüz çalışıp yani gayret ederek yani daha iyi nasıl yapabiliriz, daha iyisini nasıl şey yapabiliriz. Yani ya olsun benim evim. Evim artık. Yani çoluğumu, çocuğumu, eşim onları ihmal eder. Hatta Ostim'e harcadım yani bu şeyimi. Ostim artık evimiz. Şimdi mesela gece gün sabah 6'da gelip dolaşıyorum. Sokaklarda hangi sokakta pisliğimiz var, hangi sokakta yapılacak işimiz var, tenha oluyor. Veya yani sabah erken geldiği zaman, dolaştığı zaman hepsi açığa çıkıyor. Görünüyor. Ona göre arkadaşlar siz buraya gidin, siz burayı temizleyin, siz burada bu işiniz var, buraya yapılacak. Yani kendimizi adadık Ostim'e yani öyle.
daha iyisine layık olsun.